Değerli izleyenlerim, bugünkü Ab-ı Hayat programında ihtiyarlıkla alakalı Kur'an ve hadisler ışığında bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Malum insan hayatının değişik evreleri, dönemleri var. Bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık gibi. Bütün bu dönemlerin her birinin kendine göre şartları var. Kendine göre özellikleri ve güzellikleri var. Ama ihtiyarlık dönemi nedense pek o kadar sevilen, hoşlanılan bir bölüm değildir. İnsanlar saçlarının ağarmasını istemez, belinin bükülmesini, dişinin dökülmesini, güçten kuvvetten düşmeyi istemezler. Ama Kur'ani ve nebevi bir bakışla baktığımızda ihtiyarlığın da kendine göre özellikleri ve güzellikleri olduğunu görmek mümkündür. Allah-u Teala alemde renkliliği murad etmiş ve hiçbir şey kararında kalmıyor. Mesela bir çiçek önce gonca halinde ardından açıyor ve o güzel görünümünden sonra soluyor ve kaybolup gidiyor. İnsan da şu dünya hayatında bir bebek olarak vücuda geliyor. Çocukluk, gençlik derken olgunluk derken ömrü varsa ihtiyarlık dönemine uğruyor ve ardından da kabir, kabirden sonra ebede doğru yolculuğu devam ediyor. Hayalen dünyada her şeyin sabit olduğunu düşünsek o zaman ihtiyarlık da olmazdı. Ama o zaman bu güzellikler de meydana gelmezdi. Demek ki böyle bir dönemde gerekiyor. İnsan zaten bir yolcu. Ana rahminden bu dünyaya geliyor. Bu dünyadan da ahirete gidecek. Ahirete giderken eğer ömrü varsa ihtiyarlık istasyonuna da uğruyor. Bir miktar orada yaşayıp dalından kopan bir yaprağın yere düşmesi gibi. O da netice itibariyle şu dünya dalından düşüyor, kabre bırakılıyor. Demek ki bunu bir realite olarak görmek lazım. Bu bir kader programıdır. Dünyaya gelen insanlar bu gibi merhalelerden geçecektir. Çocuk sevimlidir, hoştur, güzeldir ama hep çocuk olarak kalması güzel değildir. O gün gelmeli, olgunlaşmalı, gün gelmeli ihtiyar olmalı ve gün gelmeli bu dünyadan da gitmelidir. Çünkü bu dünya daimi kalmak için yaratılmış bir menzil değil. İnsan bu dünyada bir miktar yaşayacak, ardından ebedi hayata doğru yol alacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin dünyadaki durumunu şöyle ifade ediyor. Benim halim bir yolcuya benzer. O yolcu bir ağacın altında bir miktar gölgeleniyor, ardından yoluna devam edecek. İşte diyor ben şu anda dünyadayım. Dünyadaki halim o ağacın altında gölgelenmek gibi. Oradan da yolculuğum devam edecek. Bu perspektiften baktığımızda gençlik de güzel, ihtiyarlık da güzel, ölüm de güzel. Çünkü ölenler kaybolup gitmiyorlar. Allah'ın başka bir menziline, başka bir aleme geçiş yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya Aleyhisselam'ın yaşlılık halinde yaptığı bir dua anlatılır. Ve orada Hazreti Zekeriya ihtiyarlığını Allah'ın katında bir şefaatçi olarak kullanıyor. Ve orada duasında diyor ki, Gâle Rabbi inni vehenel azmu minni veştâle rü'sü şeybe velem ekum bi duâike Rabbi şakiyye. Yani ya Rabbi diyor, ben gerçekten yaşlandım ve başım ihtiyarlıkla tutuştu. Yani başının bembeyaz olduğunu bu şekilde ifade ediyor. Ve sana yaptığım dualarda da ben mahrum kalmadım. Ardından da duasını yapıyor. Gerçekten Hazreti Zekeriya'nın da dikkat çektiği şekilde ihtiyarlık zamanında artık insanın kemikleri zayıflamıştır. Saçının rengi büyük ölçüde değişmiştir. Ve yüz hatlarında kırışıklıklar meydana gelmiştir. Ve o insan güçten kuvvetten de düşmüştür. Ama bu dergah-ı ilahide bir şefaatçi olabilir. Nitekim Hazreti Zekeriya yaptığı duasında ihtiyarlık halini bir şefaatçi olarak kullanıyor. Ve Cenab-ı Hak'tan duasının kabul edilmesini talep ediyor. Ve nitekim duası da aynen kabul ediliyor. İnsanın hayatında değişik dönemler var. Bu dönemlerden işte ihtiyarlık dönemi sinni kemaldir.
Yani kemal yaşı. Nasıl ki senenin mevsimleri var. Mevsimleri içinde sonbaharda artık meyveler olgunlaşmış oluyor. İnsan da ömrünün o son döneminde daha kemale ermiştir ve daha olgunlaşmıştır. İnsanın belki 40 yaşı bu noktada bir dönüm noktası olarak görülebilir. 40 yaşı elbette gençliğe göre bir ihtiyarlık gibidir ve öte yandan da ihtiyarlığın bir başlangıcı şeklindedir. 40 yaş önemli bir dönüm noktası ve Peygamberimize peygamberlik 40 yaşında gelmiş ve 23 yıl boyunca da Allah'ın dinini tebliğ etmiş. Demek ki 40'a kadar adeta 15-40 arası bir gençlik dönemi gibi ve bir kemale erme dönemi. 40 yaşında belli bir kemal, belli bir olgunluk elde ediliyor ve ardından insan daha böyle yaşlılığı her yıl biraz daha ileri boyutlarda hissedebiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşlılıktan bahsederken Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir tabirle, erzelil ömür şeklinde geçen bir tabirle yaşlılığın kötü hallerinden Allah'a sığınıyor. Erzelil ömür diye ayette geçen ifade insanın yaşlılık döneminde başkalarına muhtaç hale gelmesi, bildiği şeyleri unutması, bu gibi insanı rahatsız edecek durumlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir takım şeylerden Allah'a sığınırken, işte acizlikten, fakirlikten, daha başka şey, kabir azabından, bu gibi şeylerden Allah'a sığınırken, Ya Rabbi, erzelil ömürden de sana sığınırım diyor. Demek ki bize bakan yönüyle değerlendirdiğimizde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi ömrün o çileli döneminden Allah'a sığınmak lazım. Yani başkasına muhtaç hale gelmek, başkasının bakımına muhtaç olmak gibi durumlardan, hafızasının silinmesi gibi durumlardan Allah'a sığınmak gerekiyor. Ayet-i kerimede erzelil ömür mealen şöyle ifade edilir. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecektir. İçinizden kimi de biraz bildiği şeylerden sonra bunları unutması için ömrün en kötü dönemine çevrilir. Yani ihtiyarlık dönemine götürülür. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir ve Allah her şeye kadirdir. Yani Allah'ın ilminde bir değişiklik yok. Allah'ın gücünde, kudretinde bir değişiklik yok. Ama insan zıttiyet yönüyle de Allah'a aynı olduğundan yaşlılık döneminde artık gücü kuvveti yoktur bu insanın. Ve bu insan bildiği pek çok şeyleri unutabilmektedir. İnsan hayatında saçın, sakalın ağarması bunlar ihtiyarlık alameti olarak görülüyor. Gerçi 20 yaşında bir delikanlıda da beyaz kıllar artık çıkmaya başlar. Ve bu şekilde ihtiyarlığın alameti hafiften kendisine gelmiş olur. Hazreti Ömer'le alakalı anlatılır ki, Hazreti Ömer birisine ücret veriyormuş ve o kimse her gün gelip Hazreti Ömer'e ya Ömer ölüm var Allah'tan kork diye hatırlatıyormuş. Derken Hazreti Ömer'in saçında sakalında beyaz kıllar çıkmaya başladığında o zata diyor ki artık senin gelip hatırlatmana lüzum yok. Bunlar bana hatırlatıyor. Demek ki ihtiyarlıkta beyaz kılların çıkması, saçın sakalın ağarması ders alabilen bir kimse için o da bir nasihatçıdır. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kefe bil mevti vaizan, vaiz olarak ölüm yeter buyuruyor. Demek ki ölüm, başkalarının ölümü bize vaaz vermektedir. Kendimizde ölümün habercisi gibi olan, ihtiyarlığın alameti olan saçın ağarması gibi durumlarda bize öğüt vermektedir. Ve bunlar bize hatırlatıyor ki bu dünyada daimi değilsin. Kabre doğru yaklaşmaktasın. Ona göre hazırlığını yap. Bize nasihatte bulunuyor. Şu anda toplumumuzda hemen her ailede yaşlı kimseler de bulunmaktadır. Bu da imtihanın bir gereği. Bir zamanlar bunlar bebekti. Bebekken başkalarına muhtaç durumdaydı. Ama gün geldi güçlü kuvvetli oldular. Başkalarına belki yardımcı oldular. Ve gün geldi, ihtiyar hale geldiler. Bebeklikteki acizlik gibi yeni bir acizlik dönemine
girmiş oldular. Bu da hayatın bir realitesi ve insanlar bu şekilde birbiriyle de imtihan ediliyor. Bakalım yaşlı anne babasına veya yaşlı akrabasına nasıl muamele edecek? Onların bir an önce ölümünü mü arzu edecek, yoksa onlara gerçekten sahip çıkacak mı? Onlar küçükken onu terbiye ettiği gibi o yaşlı hallerinde anne babasıyla ilgilenebilecek mi? Veya akrabasıyla ilgilenebilecek mi? Bu doğrudan doğruya bir imtihandır. Allah-u Teala bizi birbirimizle deniyor. Ehli imanı, bütün insanları Allah-u Teala birbiriyle deniyor. İşte anneler babalar çocuklarıyla imtihan edildiği gibi, karı koca durumda olanlar birbiriyle aile hayatı noktasında imtihan edildiği gibi, yaşlı anne baba da evlatları için bir imtihandır. Bakalım yaşlı anne babalarıyla ilgilenecekler mi? Bakımını yapacaklar mı? Bu noktada insanlar gerçekten ciddi imtihanlara tabi tutuluyorlar. Ve maalesef acı bir gerçek, toplumun büyük bir kesimi yaşlılara karşı görevini yerine getirmiyor. Yaşlılara hürmet, onların bakımıyla ilgilenmek, hallerini, hatırlarını sormak gibi durumlardan uzak kalıyorlar. Bir insan ihtiyarlığında o ihtiyarlık halini Cenab-ı Hakk'ın nezdinde makbul bir şefaatçi olarak kullanabilir. Ve o şekilde Allah'a dua ettiğinde onun duası çok daha makbuldür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Levle şuyuhur rukya lesubbe aleykumul bela'u sabbe. Eğer beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sel gibi üzerinize dökülecekti. Demek ki yaşlı kimseler adeta bir paratoner. Nasıl ki paratoner şimşeğin insanlara isabet etmesine engel oluyor. O zarardan insanları koruyor. Demek ki toplumda yaşlı fertlerin olması da eğer o fertlere bakılıyorsa, toplum o yaşlı fertlerle ilgileniyorsa toplum açısından bu bir paratoner görevi görüyor. Ve gelmesi muhtemel bir takım belalardan, musibetlerden toplumu koruyor. Ve hangi evdeyse o hane halkının adeta bir bereket direği oluyor. Ve o hane halkına Allah-u Teala o ihtiyarlar hürmetine ikramda bulunuyor. Rızıklarında bolluk, bereket meydana getiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyurur. 60-70 yaşlarında bir ihtiyar ellerini kaldırıp dergah-ı ilahiyeye açtığında rahmet-i ilahiye onun elini boş şekilde göndermekten haya eder. Yani Allah-u Teala yaşlı bir kimseyi geri çevirmekten adeta haya eder, onu geri döndürmez. Nasıl ki zengin bir insana fakir birisi gelse, zengin insan merhamet sahibi ise, gerçekten fakirin de ihtiyacı olduğunu biliyorsa, onu geri göndermez, eli boş çevirmez, ona mutlaka verir. Yaşlı bir insan, yaşı 60 olmuş, 70 olmuş, ellerini kaldırıp da Allah'tan istediğinde, demek ki Allah onun elini boş çevirmiyor. Onun duası en makbul dualardan. Bundan dolayı ailenin diğer fertlerinin yaşlıların duasını almaya çalışması münasip düşer. Ta ki o yaşlılar münasebetiyle kendilerine bolluk gelsin, bereket gelsin ve o yaşlıların duası hürmetine işleri daha kolaylıkla yürüyebilsin. Bizlere bakan yönüyle ise herkes ihtiyarlığa her gün biraz daha yaklaştığını fark etmeli, ölüme biraz daha yaklaştığını fark etmeli ve ona göre hazırlık yapmalı. Niyazi Mısri diyor ki, günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere, can yatar gafil, binası viran oldu bir haber. Burada insan bedeni bir binaya benzetiliyor. Bu binanın her gün bir taşı eksilmekte. Takvimin yapraklarını düşünecek olursak 365 yaprağı var. Her gün bir tanesini koparıyoruz. Birer birer eksiliyor. Ve 31 Aralık'a geldiğimizde son yaprak da koparılıyor ve artık takvimin günleri bitiyor. Bizlerin ömürleri de sayılı nefeslerdir. Ortalama ömür 60-70 yıl ama herkes 60-70 yıl yaşamıyor. Bir bebek bugün dünyaya gelip dünyadan ayrılabiliyor. Bir delikanlı ömrünün baharında
dünyadan ayrılabiliyor. Ölüm bize ne zaman gelecek belli değil. Ama ölüme hazırlıklı olmak lazım. İşte ömrümüz, ömür binamızdan her gün bir taş düşmekte ve böylece her gün birer taş ömür binamızın eksilmekte. Ama gün gelecek tümüyle yıkılacak. O zaman artık bu binadan geriye bir şey kalmayacak. Fakat nedense insanların çoğu gaflet halindeler. Ömürlerinin geçici olduğunu hatırlamıyorlar. Mevlana şöyle bir temsili hikaye anlatır. Adamın birisinin çok sevdiği bir evi varmış ama bir gün ev yıkılmış. Adam evini yıkılmış vaziyette görünce, "Ey güzel evim," diyor, "bu kadar yıl seninle beraberim. Madem yıkılacaktın niye bana haber vermedin?" Ev dile gelip diyor ki, "Haber vermek için çok gayret sarf ettim. Ama sen, ben ne zaman ağzımı açsam ağzımı tıkadın, beni konuşturmadın," diyor. İşte bir insanda vücudu adeta bina gibi. Nasıl ki binada bir eksik olduğunda, bir tuğla düştüğünde hemen yanına bir şeyler konuluyor, kapatılıyor. Bir insanda bunu fark etmek istemezse elbette ihtiyarlığın ona nasihatını fark etmez. Ama her gün ihtiyarlığa bir adım daha gittiğini bilse, ömür binasından bir taşın eksildiğini fark etse, elbette gideceği aleme doğru daha ciddi hazırlanır ve ona göre güzel bir şekilde hayatını yaşar. Ve ihtiyar olan bir kimse şöyle bir manaya elbette kulak vermeli. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar, sevkiyat var. Şu anda dünyada 7 milyara yakın insan var ve her gün 500 bin insan civarında bu dünyadan gidiyor. Ötelere doğru, öteye doğru bir akış var. Ve bizlerin bu akışın dışında olması mümkün değil. Bizler de bu akışın içinde diğer tarafa doğru gitmekteyiz. Dolayısıyla dünya daimi değil, dünya ebedi değil. Bir insan bir yere, bir misafirliğe gitse, diyelim otelde misafir kaldı. Velev çok güzel bir otel de olsa ben neden buradan ayrıldım diye üzülmez. Çünkü yolcudur. Veya kötü bir otelde kalsa o kadar da dert etmez. Yoluna devam edecek. Dünya şartları bunun gibi. Belki bazıları iyi şartlarda hayatını geçiriyor ama bazıları kötü şartlarda. Vel akibetü lil müttakin. Akibet müttakiler için. Takva içinde hayatını geçirmişse dünyadaki durumu, hayat standartları o kadar önemli değil. Asıl önemli olan iman, ibadet, takva, salih amel, bunlarla diğer aleme gidebilmek.